Şimdi bunları biliyor musunuz diye Beyazıt'ta bir araştırma yaptım. Ve ekibine sordum. Ha, bakın iyi. Burada aynen. Ha, o. Ekibine sordum. O zaman tamam ya, o tamam ya. O zaman. Hiç muhteme çok enteresan şeyler var. Kaç kişi çalışıyor seninle beraber Beyazıt? 35-40'a yakın. 35-40 kişi aynen, ben de onları tek tek araştırdım gerçekten. Peki ekipten daha önce çıkarttığım arkadaşlar var, onlara da sordum ya, yoksa çalışanlara sordum mu? Sıkıntı yok. Mesela bak Beyazıt hakkında bilmedikleriniz. Evde hep aynı koltuğun aynı yerine oturur. ne kadar şöyle değiştiriyorsun. Ne kadar zavallıca bir şey söylemişler benimle ilgili. Evet. Bütün yemek spor programlarını izler. Evet. Eli çok ağırdır. Şakalaşırken ya da sevgisini gösterirken size dokunduğunda bir anda uçabilirsiniz. Abi şu ele baksana, bundan ya başka bir şey olmaz ki zaten. Elel değil ki yani, son dakikada çıkmış buradan yani. Evet. Teknoloji ile arası kötüdür. Faks kullanmayı bu sene bıraktı. Doğru. Gerçekten kötü. O kadar. Gerçekten bu seneye kadar faks kullanıyordum. Ve hala faks kullanıldığını iddia ediyorum. Kullanmayanlara da çok şaşırıyorum yani. Yani faks kullanılmaz mı ya? Faks diye bir şey mi kaldı ya? Abi faks benim radyoculuk döneminden kalma. Fakslar geliyordu. Şey okuduk. Şeyden. O benim hatıratımda var yani. En son tek kalınca bıraktın zaten abi. Tabii yani. Ben baktım ki faks gelmiyor. Herkes bırakmış, öyle bıraktım zaten faks. Bu arada da evet. Eline aldığı bütün elektronik ürünler hata verir. Ah, gerçekten vallahi öyle. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum öyle ya. Gerçekten öyle. Abi aranızda yok mu öyle kimse? Hiç mi ki tek miyim ya? Ne alırsam, televizyon alayım bozuluyor, cep telefonu alayım ekranı donuyor. Bak arkadaşlarımın evine mesela film izlemeye gidiyoruz. O güne kadar çalışan o DVD ben geleyim bozulur abi. Ya çalışmaz o video ya. Eli küt derler böylesine, biliyorsun. Ne derler? Eli küt. Eli küt. Aynen. Ha yine iyiymiş. Daha da enteresan bir şey değil mi? Evet. İyi derecede bir Çinli gibi masa tenisi oynar. Vallahi mı? Lütfen. Bak onda iyiymişsin. Lütfen. Ha. Bir dakika. Neden? Efendim? Neden? Neden? Tenis denedim, çok koşturuyorsun. Boks, güreş çok efor. Masa tenisinde bir şey yok. Böyle odur ya. Yani sadece bilek oynuyor, rahat yani. Elin avantajı, raketsiz. Elin avantajı ama işte bir tek el iyi bende bak. Burası masa tenisinden. Evet. Ekipte çalışan tek Fenerbahçelidir. Vay be, 35. Öyle miymiş? Haberim yok. Güzel. Gerçekten öyle mi? Evet. Benim ekipte hiç Fenerbahçeli yok mu benden? Ne diyorsunuz ya? O kadarmış. Peki, burası ilginç. Loş ışık sever. Aa, o zaman? Vay. O zaman ekipten yani öğrenmen gereken diğer detayları öğrenmemişsin. Evet, bunun devamını anlatayım bakayım. Neden loş ışık seviyor? Loş ışık kimle loş ışık seviyor? Kimle? Yani senle sevmediğim ama malum. Peki bir şey söyleyeceğim. Kaç yıldır yanında hiç kimseyi görmüyoruz. Evet. Yani illaki hayatında birileri var. Oluyor. Kim bunlar? Yani birisi var. Kim? Söyleyeyim hemen. Hayır, yalan. Bize bir haber geldi. Evet. Mesela bu yalan mıydı? Bu şarkı. Bu şarkı yalan mıydı ne? Yani iki önce tarafı... Önce eli bir indir bakalım. Bir dakika. Bu şarkıda yaşadığınız aşk doğru değildi mesela. Ben Ayla Çelik de mi? Evet. Aşk yaşadığım. Yalandı bence. Hiç o bana geçmedi mesela. Ama şarkı geçti ama o gemilerde geçti. Talim varı da yaptım yani. Devamlı böyle bir şey. Yani hani... Tamam peki. Yok. Şimdi senin Rafet'ten hiçbir farkın kalmadı. Sen de yan çiziyorsun. Vallahi billahi. Tamam söyle, Ayla kendi programında kim var hayatında? Ayla benim, yemin ediyorum, çok sevdiğim bir arkadaşım, dostumdu. Tamam peki, hayatında şu anda sevdiğin birisi var mı? Yok. Şu anda yok. Ne zaman vardı en son? Bir ara vardı. İşte ama ne zaman o bir ara işte? Bir ara ne zaman diye mi soruyorsun? Evet. Ya yani en son, tam ne zaman oldu diye mi soruyorsun? Ya en son şu loş ışıkta kimle oturdun mesela? Evet. Onu şöyle yapalım. Tam bir dakika daha var reklamlara girmemize. Ama işte siz olmaz o zaman. Evet, ama evet, olmaz yani. Yani hiç sevdiğin, şu anda kalbin çarptığı birisi yok mu mesajlaştığın? Var. Kim? Annem. Bak. Ya ben hayatımda mümkün, bu kadar mümkün cep telefonu numarası değiştiren bir adam daha görmedim. Annesi değişti. Benim telefonumda Beyazıt şöyle kayıtlı. Beyazıt son, Beyazıt yeni, Beyazıt en son, Beyazıt son falan diye. En son artık bıraktım Beyazıt açma diye. Evet. En son bıraktım. Değiştiriyorum abi de telefonu, çünkü öğreniliyor. Çünkü programa çıkmak isteyenler var. Programa çıkmak isteyenlerin tanıdıkları, arkadaşları sağ olsunlar benim telefonu bulup Benden çok fazla istedikleri... Ne kadar sürede değiştiriyorsun? 6 ayda bir değiştiriyorum. 6 ay sürmüyor. Hepsi de 1907 ile bitiyor. Yani ya 1907 ile bitmeye çalışıyorum ya 26 ile. Annenden dolayı mı evlenemiyorsun? Hayır canım, hiç alakası yok. Annesine çok düşkün olduğu için. Annem hiç karışmıyor artık bu konulara. Annen karışmıyor. Sen ya benim programıma geldiniz, size ne oluyor ya? Ama hayır, bilelim abi. Çocuklar bir destek versenize, bu nedir ya burada? Kendi programımızda çırak çıktı.